Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güzel bir lif anlatım yapmak istiyorum. Bu lifi bakın, bu iplerim çok az kalmıştı benim. Böyle ufak ufak iplerdi. Güzelce değerlendirebileceğiniz hoş bir örnek. Üstelik kullanışlı da. Arkadaşlar, kullanmış olduğum iplerin bombanın ipleri. Ve tığım da şöyle göstereyim. Numaralarım silinmiş. 0 numara 2,10 milim kalınlığında tığ kullanacağım. Biraz kalın bir tığ kullanıyorum ben. Tabii herkesin elinin alışkın olduğu tığ kullanması en iyisi arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz yapımına geçelim. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi hemen bir tane şöyle sıkı bir zincir çektim. Ve üzerine bir tane şöyle gevşek, onun üstüne yine böyle bir sıkı zincir çektim. Şimdi fıstık yapıyoruz. Ve şu ortadaki çekmiş olduğum gevşek zincirin içerisine 2 3 kez şöyle doladım. Daha sonra bunu kapatıyorum. Şöyle bir tane fıstık yaptım. Bir zincir üzerine 1 2 3 kez doladım. İkinci fıstığı yapıyorum. Bir zincir üzerine 1 2 3 kez doladım, yine üçüncü fıstığı yapıyorum. 3 tane fıstık yaptım. Şimdi bir tane kenar fıstık yapacağım. O yüzden yine bir tane fıstığı yapıyorum tepeye. Bunu da kapatıyorum. Bu bizim kenarda fıstık olacak. Bir zincir, yani 4 tane şöyle üst üste fıstık yapıyoruz. Bir tane tepeye, bir tane hemen yanındakine değil, onun yanındakine arkadaşlar. Bu şekilde 2 tane fıstığı bu şekilde yaptım ve ikisini bir kapatacağım. Bu bizim liflerde yaptığımız kutu tekniği arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra bir zincir ve yine tepeye bir, karşıya bir. Şöyle ikinci kutuyu da bu şekilde oluşturdum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın, iki tane kutu elde etmiş olduk. Şimdi bir tane daha tepeye. Biraz ip alalım. Bir tane de en baştaki fıstığın hemen başına yapıyorum. Şöyle ve ikisini yine bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın, 3 tane bu şekilde kutu oluşturduk ve sıramıza böyle başladık. Şimdi döndüm. Bir tane hemen yanımdaki, dibindeki fıstığın başına fıstık doladım ve bunu kapattım. Bir zincir. İkinci sıramıza başladık. Bir tane tepeye, bir tane karşıya. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi bakın, ikinci sıramıza başladık. Burayı da bitirelim. Ne yaptık? Ortada 3 sıra, 3 yan yana yapmış olduğum şöyle 3 kutudan oluşan ve 3 sıra uzunluğunda bir kare yapacağız bu şekilde. Şimdi biz bakın, ilk sırasını yaptık. İkinci sırasına bu şekilde çıktık. Burayı tamamlayalım. Sonra aynı şekilde üste çıkıp üste de bir sıra daha yapalım. Aynı bu şekilde. Daha sonra şu kenarlarını sizlere göstereceğim. Evet, şimdi orta kısmı bu şekilde bitirdik. Şöyle bir kare hazırladık. Şimdi renkli ipimi alıyorum.
Şöyle bir tane zincir çektikten sonra hemen ilk herhangi bir köşesinden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde sabitledim. Şimdi bu bulunduğum yere bir tane fıstık yaptım. Bunu kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Ve bir tane de karşıya. Yine tabii ki üçlü dolamış olduğum fıstıklar. İkisini bir kapattım. Bu şekilde. Daha sonra bir zincir. Tepeye bir. Ve yine karşıya bir olacak şekilde iki tane fıstığı dolayıp ikisini bir kapatıyorum. Şöyle. Bir zincir. Yani bu altta yapmış olduğunuz bu karenin aynısını bu şekilde başlayarak üst, yani bu kısmı öyle bitirmemiz gerekiyor yine. Bakın bir tane karşıya yapıyorum yine. Ve ikisini bir kapatıp üst sıraya geçeceğim. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın bu şekilde. Aynı şekilde bulunduğum yere yine bir tane fıstık yaparak başlıyorum. Bunu kapattım. Bir zincir, tepeye bir ve karşıya bir olacak şekilde bir üst sıraya geçtik. Bir zincir. Şimdi yapmamız gereken işlemler şöyle olacak arkadaşlar. Bakın burayı bitirdik. Burada bir sıramızı yaptık. Yine 3 sıraya tamamlayacağız bunu. Yani şu kısmı yapıyoruz. Bakın karemizi bitirdik ve şimdi bu kısımdayız. Birinci sıramızı yaptık. İkinciye çıktık. Üçüncüyü de tamamlayalım. İpimizi koparmayacağız tabii ki. Üçüncüyü tamamlayalım. Devam edeceğiz. Evet, şimdi şöyle bakın. 3 tane 3 sıra yaptıktan sonra şimdi burada zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 tane, hani böyle çok da sıkı olmayacak. 3 zincir çektim ve bakın böyle tutuyorum. Hemen yanımdaki fıstığın tepesine şöyle sık iğneyle tutturdum. Daha sonra yine gevşek bir şekilde 3 tane zincir çektim. Bir sonraki fıstığın tepesine sık iğneyle tutturdum. Yine 3 tane zincir çekerek en baştaki fıstığın tepesine sık iğneyle tutturarak bakın beyaz krem rengi kısma kadar geldim. Şöyle. Şimdi ikinci kareye başlayacağız. O yüzden hemen bulunduğum yere yine bir tane fıstık yaparak başladım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir olacak şekilde sırama başlıyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle. Bir tane zincir. Bakın ne yaptık? Şöyle anlatayım hemen. Burayı bitirdikten sonra üçer üçer zincirlerle en başa kadar geldik. Burada yine şöyle bir parçaya başladık. Gördüğünüz gibi. Başladığımız parçayı yine bu şekilde 3 sıra ördükten sonra yine zincirlerle aşağıya inip bu kez buradaki sıramızı, renkli sıramızı bitireceğiz. Hemen şuradan daha ayrıntılı göstereyim sizlere. Geldik, zincirlerle aşağıya geldik. Buraya başladık, burayı bitirdik. Zincirlerle geldik ve böylece döndük arkadaşlar. En son gelip şurada 3. sıramız zaten burada bitiyor. Hani buradan yine zincirlerle aşağıya gelmenize gerek yok. Şuradan ipinizi koparabilirsiniz. Şimdi biz şu 4 parçamızı örelim ve ipimizi koparalım. Bir üst sıraya geçeceğiz. Evet, orta kısmı bakın bu şekilde. Dört bir tarafını yaptıktan sonra
Şimdi ben krem rengi ipimi alacağım tekrardan. Dediğim gibi sizler de rengarenk yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde iki renk de yapabilirsiniz. Hemen şöyle. Evet, ipim dolaşmış. Krem rengi ipimizle devam edelim. Zaten arkadaşlar bu sıradan sonrası, yani şu üçüncü renkten sonrası hep aynı giden kısımlar. O yüzden ben size sadece şu kısımda olanı göstereceğim. Daha sonra siz bu lifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle ipimi taktıktan sonra, pardon, bir tane zincir çekelim. İpimi taktıktan sonra diyorum. Bir tane zincir çektim ve yine parçamı aldım. Şöyle herhangi bir kısımdan başlıyorum. Bu şekilde sabitledim ipimi. Şimdi yine yapacağımız işlem bir alttaki gibi yine 3 3 kez doladığım fıstıkla başladım. Bir zincir, tepeye bir, karşıya bir. Böyle ikinci rengime başlıyorum ve bir zincir. Bu şekilde başladıktan sonra sırama yine aynı burada yapmış olduğumuz gibi 3 sıra bu rengimizden yapalım. Yani krem rengimden yine 3 sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde bakın 3 sıra yine yaptık şöyle. Şimdi yine zincir çekerek şuradaki başa kadar geleceğiz. O yüzden gevşek gevşek çekiyoruz yine zincirleri. 3 tane çektim. Bir sonraki fıstığın tepesine 3 tane çektim. Bir sonraki fıstığın tepesine yine sık iğneyle sabitliyorum bunları. Yine 3 tane çekip en başa geldim. Şöyle. Şimdi bu kısımda yapacağımız işlem, bakın şu ortayı yapıyoruz şu anda. Hemen bir tane fıstık yapmakla başlayacağız. Bunu kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Yapmış olduğum fıstığın tepesine bir tane fıstık yaptım. Üzerine aldım ve bir sonraki fıstığın tepesine de yine bir tane fıstık yaparak şöyle ikisini bir kapatıyorum. Bakın şöyle başladık. Bir tane zincir çektim ve tepeye bir tane. İşte bu kısımda şu arayı birleştirmemiz gerekiyor. O yüzden tepedeki fıstığı kapatmadan üzerine alıyorum. Bir tane bakın böyle karşıya ve bir tane de bakın şu tam ortadaki kesişim kısmını atlıyorum ve karşıya geçiyorum. Buraya. Bakın bu ikisini kapatmadan üzerine aldım. Şu ortayı atladım ve karşı tarafa geçip bir tane de fıstık oraya dolayıp üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın tam şu köşe kısmı. Bir tane tepeye yaptık. Bir tane karşıya. Şu ortayı atlayıp diğer karşıya da bir tane de buraya dolayıp üçünü bir kapattım ve tam köşeyi bu şekilde oluşturduk. Şimdi bir tane zincir çektim zincirimi. Bir tane hemen bulunduğum yere doladım ve yine karşıya fıstığı doladım. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bakın böyle. Tekrar tepeye bir. Karşıya bir. İkisini bir kapatıyorum. Ah, kaçtı. Şöyle tepeye bir. Karşıya da bir yapıp ikisini bir
Kapatıyoruz arkadaşlar. Ve bir tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Burada zincirimi çektikten sonra döneceğim. Şöyle döndürdüm lifimi. Tekrar bulunmuş olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Bir zincir. Burada tepeye bir tane yapıp bir tane karşıya yapıyorum. Bakın şöyle. Ve bir tane de bakın bu köşeyi atlayıp buraya yapacağım arkadaşlar. Çünkü burası tam köşeye denk geliyor artık. Şöyle bakın. Üçü bir tane bu yapmış olduğumun tepesine yaptım. Bir tane karşıya yaptım. Bir tane de şu köşeyi atlayıp diğer karşısındaki fıstığın tepesine doladım. Yine bu üçünü birlikte kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi yine bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de karşıya yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle. Görüntümüz bu şekilde. Yine döndürdüm lifimi. Burada yapacağım işlem. Şimdi bir tane bulunduğum yere bir tane de karşıya. Bakın bu şekilde tam köşeyi oluşturuyorum şimdi. İkisini bir kapattım. Bakın aradaki kareyi de bu şekilde oluşturduk. Böyle. Şimdi ne yapacağız? 1, 2, 3 zincir. Yanımdakinin tepesine 1, 2, 3 zincir. Yanımdakinin tepesine ve yine 3 zincir çekip yanımdakinin tepesine battım. Yine bakın buradaki kırmızı karemizin üstüne geldik. Yapacağımız işlem yine aynı. Bugün ipim inadı tuttu. Gelmek istemiyor. Burada bakın şimdi yapacağımız işlem yine kırmızının üzerinde fıstık yaparak sıramıza başlayacağız. 3 tane doladım. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Ve karşıya bir. Olacak şekilde sırama başlıyorum. Bir zincir. Arkadaşlar modelimiz bu kadar. Çıktı. Bundan sonrası artık aynı ilerleyecek. Bakın arasını şu iki karemizin arasını bu şekilde tamamlayacağız. Böyle gelip köşeyi burada yapıp daha sonra çıkıp şu köşeyi yapıp en son uçtaki köşeyi birleştirip zincirlerle yine aşağıya kadar inip yanımdaki karenin tepesine başlayacağım. Şimdi burada bakın böyle başladım. Yine 3 sıramı burada tamamladıktan sonra bu kez buradaki orta kısmı yapacağım. Şimdi hemen şu büyük lifimden göstereyim tekrardan. Bakın geldik burayı yaptık. Daha sonra zincirlerle aşağı indik. Geldik bu orta kısmı tamamladık. Bitirdikten sonra ipimiz buradaydı. Yine zincirlerle aşağıya kadar geldik ve bu kez bu ucu tamamlayacağız. Böylelikle lifimizi döneceğiz. Daha sonra dediğim gibi artık bundan sonrası hep aynı. Yine bu sırayı bitirdiniz. İpinizi kopardınız ve geldiniz bir üst sıraya. Yine şöyle karemizin tepesinden başlayacağız. Ve yine 3 sıra karemi oluşturduktan sonra geldim zincirle indim. Aynı buradaki arayı yapar gibi buradaki arayı tamamladım. Tekrar geldim. Buradan zincirle indim. Aynı buradan nasıl arayı yaptıysam bakın yanındaki de yine ara olacak.
Burayı da yine aynı buradaki gibi tamamlıyorum. Yine zincirlerle inip aynı şekilde lifime devam ediyorum arkadaşlar. Lifimin tamamının modeli bu. Yani bundan başka yapacağımız işlem yok. Ara dediğim burası, uçlar dediğim burası arkadaşlar. İkisinin yapılışını sizlere gösterdim. Buradan da zincirlerle iniyoruz. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi ben şurayı bir tamamlayayım. Ya da tamamlamayacağım. Şöyle hemen bir kırmızı ipimle şu ucundan, şuradan şu püskülleri nasıl yaptım size onu da göstermek istiyorum. Hiç videoyu uzatmayacağım arkadaşlar. Lifiniz tamamen bittikten sonra bir tane zincir çektim. Ve bakın bu en uçtaki bütün köşelere yaptım ben bunu. Şöyle hemen köşeye tutturuyorum ipimi. Sabitledim. Yaptığım işlem şu. Hemen şöyle birazcık. Yaptığım işlem arkadaşlar. Üzerine almadan bakın alttan şöyle geçtim. Bir tane zincir çektim alt tarafta ve ipimi uzattım. Bulunduğum yuvaya girdim. İlmeğimi aldım. Hemen oradayken bir tane zincir çektim ve ipimi uzattım. Bu şekilde 6 tane yapacağım arkadaşlar. 4 5 ve 6 tane şöyle ilmek aldıktan sonra bunları bıraktım. Hemen şuradan ilmeğimi çekiyorum. Bir tane zincir, hatta iki tane. Zincirimi çektikten sonra şuradan ipimi kırdım arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da zaten şurayı keseceğim. Kestikten sonra içine dahil olacak. Hemen yapmış olduğum işlem şu. Buradaki ilmeklerimi keseceğim. Dediğim gibi şu da şöyle dahil olsun. Bunu da keseyim. Evet. Yapmış olduğum işlem bu arkadaşlar. Şu arkadaki de yine bunu da bunların boyutunda kesin. Bu kadar. Püskülümüz de böyle. Bir tane daha göstereyim. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum burada. Ve köşeye geldim. Sabitledim ipimi. Birazcık böyle uzatıyorum. Ve girmiş olduğum yuvadan hemen bir zincir çekiyorum dipte ipimi uzatıyorum. Alıyorum ilmeğimi, zincir çekip ipimi uzatıyorum. 3 4 5 ve 6. 6.'yı da yaptıktan sonra şöyle bıraktım. Daha sonra yine aynı yuvadan geçip ilmeğimi aldım. 1 2 tane zincirimi çektim. İpimi kopardım burada. Daha sonra makasla yapmış olduğum ilmeklerin içinden geçip şöyle kestim. Arkadaşlar bu zor gelirse fıstık da yapabilirsiniz. Rengarenk fıstıklarla da olur. Ama böyle de güzel oldu. Dediğim gibi boyutunu da siz eğer bu kadar hani ben bunu mesela göbeği yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4'te bitirdim. Eğer bu yaptıktan sonra size küçük gelirse bir sıra daha gidebilirsiniz. Ve birazcık daha büyük elde etmiş olursunuz. Bu bakın azıcık bana göre de yani birazcık küçük oldu. Bunu bir sıra daha büyütebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi işlemlerin hepsi aynı zaten. O yüzden istediğiniz büyüklükte bunu yapabilirsiniz. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Ve hemen alt tarafta kırmızı abone ol yerine basarsanız bana destek amaçlı kanalıma abone olacaksınız. Aboneliklerimiz ücretsiz. Destek amaçlı arkadaşlar.
Ve tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.